Değerli seyirciler, Gaziemir'deyiz. Gaziemir, Kızılay'a, Kanal Böbrim'in önünde. Burada bugün memur sene bağlı sendikamız burada. Eğitim camiasından vatandaşların, halkın kan bağışı yapması için organizasyon başlattı. Vatandaşlar bu konuda eğitimci öğretmenlerimiz özellikle sabah kanlarını verdiler ve sonra buradan geçen vatandaşlar, konuya kan vermeye duyarlı olan vatandaşlarımız gelip kan bağışında bulunuyorlar. Şimdi ben konuyla ilgili Gaziemir Memur Sen temsilcimiz Hasan Vermez Bey ile bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak üzere yaklaşıyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kan verme konusundaki bugün bu çalışmadan biraz bahsetmek ister misiniz bize? Biz bunu Eğitim Birsem İzmir Birnoğlu Şube olarak yılda iki defa gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçelerimizde gerçekleşiyor. Bahar döneminde ve sonbahar döneminde tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza açık. Bir ünite kan, üç can olduğu için biz bütün duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Evet. Sabahleyin yoğundu. Yoğundu. Zannediyorum öğleden sonra bir yoğunluk yine bekliyorsunuz. Evet. Özellikle 3.30-4'ten sonra daha yoğun oluyoruz. Tam gün olan okullarımızda biz bunu sabahçı ve öğleci şeklinde olanları daha sonra alıyoruz. Ki burada sıkışma olmasın, çünkü burada 4 kişilik yatak olduğu için kan alımında sıkıntı oluyor. Hocam, Kızılay'ın sürekli dile getirdiği, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdığı bir husus var. Kızılay'a kan bağışı özellikle kışın havaların soğuk olduğu mevsimde biraz azaldığı söyleniyor. Kasım ve Aralık ayı en az kan bağışının olduğu ama en fazla da ihtiyacın olduğu dönem. Evet. Siz de bu konuda farkındalık yarattınız. Biz bu dönem için, özellikle bu dönemde ayarladık, evet, kan bağışını. İhtiyacın bu anlamda olduğunu bildiğimiz için her yıl yaptığımızda, biz yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz. Evet. Ve her dönem ortalama 1600-1700 ünite kan topluyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarımı sunarım. İyi çalışmalar. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun. Kan verdiniz galiba. Evet. Kızılay'a kan bağışında bulundunuz. Nedir düşünceleriniz, bir şeyler söylemek ister misiniz? Kızılay'a kan bağışı ile ilgili vatandaşımızın duyarlılığı. Vallahi daha çok duyarlı olmalı gerekiyor. Evet. Şurasının aslında kuyruk olması gerekirdi. Yani çünkü kan hayati bir önem taşıyor. Evet. İnsanlarımız hastane kapılarında maalesef yeterli kan bulamadıkları için ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Hatta evet, hayatlarını kaybedebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla tüm halkımızın özellikle kış mevsiminde biraz daha bu azalıyor, azalıyor galiba, kan bağışı azalıyor. Esas bu konuda duyarlı olmak lazım. İşte kış mevsiminde kan bağışı azalıyor. Halbuki bunun hiçbir zararı yok kan vermenin, aksine sağlığın çıkması için yararı var. Dolayısıyla her vatandaşımızın, halkımızın duyarlı olması gerekiyor. 3 ayda bir kan verebiliyoruz yılda. 4 defa olmak üzere. Böylelikle hem 3 tane canı kurtarabiliyoruz. Evet. Hem de kendimiz daha sağlıklı, daha dinç kalabiliyoruz. Yani kan vermek sağlıklı. Bizim kendi sağlığımız açısından da önemli. Ve vermemiz gereken, yapmamız gereken bir vatandaşlık görevi. Tüm halkımızı işte bekliyoruz, davet ediyoruz. Kan bağışı yapsınlar. Bunun hiçbir, dediğimiz gibi, zararı yok. Daha çok faydası var. Herkes daha duyarlı olursa bu can kurtarmak başka hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Yani bunun hazzı mutluluğu, bir cana can katmanın hazzı mutluluğu parayla pulda ölçülecek bir şey değil. Dolayısıyla her vatandaşımız bu görevi yapsın diyoruz. Bu kan bağışına katılsın diyoruz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu yaşayalım. İnşallah. Sağ olun. Evet, bir başka kan veren vatandaşımız şu an kanını vermeye başladı. Efendim, geçmiş olsun. Artırmak gerekir mi? Benim yaşım 61. Evet. Bizim üzerine kan verdim. Ben çok sağlıklıyım. Herkesin de vermesini istiyorum.
karşılığı kalması için vermesi lazım, kan vermesi lazım. Peki, geçmiş olsun. Bu kadar basit. Evet. Altımızı değiştirmeden ayrıldın değil mi? Doktor Mustafa Kılınç, İzmir Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde çalışıyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Özellikle bu kış dönemine geldiğimiz günlerde kan bağış sayılarımız maalesef düşüyor. Yanlış bir iltiva var vatandaşta. İşte kan verirsem düşüyorum, o kansız kalırım gibi. Böyle bir şey yok. Zaten biz burada her gelen bağışçıya belli testleri yapıyoruz. Testler uygun seviyelerden sayılarımızı alıyoruz. O yüzden böyle bir yöneticisi yok. 3 ayda bir, yılda 4 defa kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Ayrıca sabit alanlarımız var. İzmir Bölge Kan Merkezimizde Bornova'da, Alsancak Kan Merkezimizde ve Gaziemir Kan Alma Birimimizde bu merkezlerimiz var. Buralarda trombosit de verebilirsiniz. Trombositi biz kanserli hastalarda kullanıyoruz. Onlara hastalıklarından dolayı 3 haftada bir verilmesi gereken bir şey. Çuvada bunların lösemi hastası çocuklar, bebekler. Ne kadar duyarlı olursak o kadar iyi olur. Çünkü bugün bir gün bize de lazım olabilir ve kaynağı sadece insan. Fabrikası biziz bunu. O yüzden ben daha duyarlı olmaya davet ediyorum herkesi. Normal kan bağışı için 3 ayda bir, trombosit bağışı için yılda 24 defa bizim sabit birimlerimize başvurabilirsiniz. Hepinizden bunu özellikle istiyorum, bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için de. Hocam özellikle belirttiniz, benim de dikkatimi çekti. Kan bağışından anladığımız vatandaşımızın işte kan ihtiyacı olanlar gibi direkt algılanıyor. Ama az önce altını özellikle çizdiniz. Sürekli tedavi, sağlık tedavisi, aynen, sağlık sorunu olan hastalar, özellikle lösemi hastalığı olan çocuklar için trombositin önemine dikkat çektiniz. Bunu belki birçok vatandaşımız aklında tutmuyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, genelde işte nasıl olsa birileri veriyor diye düşünüyor herhalde ya da başına gelince anlıyor herkes. Evet. Ama öyle değil, kan acil değil, kan sürekli bir ihtiyaç. O yüzden duyarlı olmamız gerekiyor. Bizim elimizde ne kadar çok kan olursa o kadar çok hastaya ulaşabiliriz. İşte korkular oluyor işte, acaba kan verirsem bir şey olur mu falan. Biz kansız kalır mıyım, işte bana bir hastalık ulaşır mı gibi bazı sorular da var. Hani tek kullanımlık bizim kullandığımız setler, hem trombosit hem normal kan bağışı için. O yüzden herhangi bir hastalık bulaşma riski yok. Verdiğiniz her kanda 4 tane test yapılıyor. Hepatit B, hepatit C, frengi ve AIDS testi. Bunları bizim yapmak zorunda olduğumuz testler. Bu testler yapılmadan hiçbir şekilde o kan kullanılmıyor. Bu testlerde bir pozitiflik çıkarsa ilk aşamada korkmaya da gerek yok. Çünkü biz doğrulama testleri için bağışçılarımızı geri çağırıyoruz. Merkezimizde tekrar bir test yapılıyor. O testte problem varsa kişi tedaviye yönlendirilir. Yok, hayır, yalancı pozitiflikse, çünkü bazı ilaçlar, yediğimiz bazı şeyler yalancı pozitiflik yapabilir. Korkmaya gerek yok. Kansız da kalmaz kimse. Çünkü dediğim gibi önce kan değerine bakıyoruz. Belli bir değerin üzerindeyse alıyoruz. Dediğim gibi 3 kişinin hayatı kurtuluyor burada. Çünkü deriden kan trombosit, eritrosit, plazma diye ayrılıyor. Plazma ve kan ameliyat olacak kişilerde kullanılıyor. Trombosit de kanser hastalarında kullanılıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.